Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir tanıtım videosu çekmek istedim, sizlerle paylaşmak istedim. Daha doğrusu kendimi tanıtmak için. Çünkü kanalıma yeni gelen üyeler var, aboneler var. YouTube'a nasıl başladığım hakkında kısaca bir konuşma yapacağım. Bu arada çayım da demleniyor. Ben de hep yeşil çay içerim. Arkadaşlar bundan 1-2 ay önce YouTuber Birol Karalı arkadaşımın teşvikiyle mesleğim zaten malum aşçılık. Yıllardan beri piyasada, otellerde ve restoranlarda çalışıyorum. Ya yap dedi işte, yani iyi ki de yapmışız. Şimdi boş vakitlerimizde yemek yapıyorum. Değerlendirmiş oluyorum. Sağ olsun Birol Karalı'dan da bana epey bir takipçi geldi. Birol arkadaşımız bunu ücret karşılığında yapıyor. Onun kendi takipçilerini reklamınızı yapıyor. Daha doğrusu reklamınızı yapıyor. Benim reklamımı da o yaptı. Ondan bana bayağı bir abone geldi. Ondan sonra ben devam ettim. Kimi zaman işte sıkılsaksa, moralimiz bozulsa da devam ediyoruz, yapıyoruz. Memnunuz. Şimdi izlendikçe bir üst menüye, bir üst tariflere geçeceğim. Sizlerle paylaşacağım. Sıradan şeyler, bilindik şeyleri aynısını yapmak yerine bilgi ve birikimlerimden faydalanmanızı isterim. Yani çok değişik yemekler, güzel tarifler. Bu arada sadece bir amaç burada tarif yapmak, yemek yapmak değil de sağlık konusunu ön plana çıkarmak. Yani yemeklerde atıyorum zararlı tuz yerine kaya tuzu kullanmak. Zaten benim mutfağımda böyle kullandığım ürünlere çok dikkat ederim. Baharatlarımı her zaman bilindik yerlerden alırım. Tuzumu, baharatımı. Bu arada tatlıydı, pastaydı vesaire. Tabii yapana saygım var ama onları yapmayı ve yemeyi tercih etmediğim için tariflerimde de fazla rastlayamazsınız. Çok yok. Yani şekerli ürünler, şeker ürünleri çok fazla yok. Benim tariflerimde daha çok işte tencere yemekleri, sulu yemek. Bu arada gençleri de, yeni nesil de bunları teşvik etmek çok önemli, çok mantıklı. Ben öyle düşünüyorum. Sizin de videolarınızı seyrediyorum, takip ediyorum. Yani burada ayrım yapmaksızın elimden geldiği kadar, zamanım olduğu kadar videoları başından sonuna takip ediyorum. Benim böyle küçük bir mutfağım var arkadaşlar. Bu mutfağı ben kendim derlemeye çalıştım. Mutfak gerçekten çok küçük. Böyle bir tezgah yaptırdım. Küçük olduğu için, kullanma alanı çok az olduğu için. Osman kardeşim de bu arada kamerayı çekiyor. Yardımcı oluyor. Arkadaşım Osman. Şöyle bir tezgah yaptırdım. Rafları var. İşte ıvır zıvır tabaklarımı mümkün olduğu kadar. Daha önce de bununla ilgili bir isterseniz bir vlog çekeriz. Tanıtım yaparız. Ondan sonra işte burada bir rafım var. Gördüğünüz gibi tabaklarımı koyuyorum. Burada raflarım var bu arka planda. Şimdi buradaki çekmeceli dolaplarımı artık işi ilerlettikçe kaldırmayı düşünüyorum. İşte burada bir ocağım var. Ankastre. Bunları da şu kahverengi ahşapla beraber takım yapmayı düşünüyorum. Bunları da sökmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Bakın bu çünkü kapaklı şeyleri ben sevmiyorum. Yani hepsi böyle olsun istiyorum. Siz ne diyorsunuz? Sizin de yorumlarınız benim için önemli. Şu anda benim söyleyeceklerim, aklıma gelen şeyler bu kadar. Lütfen videoları başından sonuna izleyin. Beğeni yapmayı unutmayın. Ben de sizi takipte olacağım. Görüşmek üzere.